Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Karınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. İstiyorsanız abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdiden. Burada toplamda kar zarar oranlarına şöyle bir göz atacağız ve Shiba üzerine konuşacağız diyebilirim. Bitcoin de tam şöyle bir 29.900'leri yoklamış. Kesin tam şey diyordum. Altcoin'ler çil yavrusu gibi dağılmıştır diyecektim. Aynen öyle olmuş. Baksanıza. Normaldir bu arada. Ara ara bu seviyelere kadar yoklayabilir. Hatırlarsınız konuşmuştuk. 29.900'lere falan. Ara ara yoklar yani. Korkmamak lazım. Bu tarz geri çekilmeler olur. Kaldı ki şeyden bile bahsettik. Yine biliyorsunuz. Ne yapabilir? Normal şartlarda 28.500'lere kadar düzeltip buradan bile kalkabilir. Ya bu da normaldir. Şu an yapacak gibi gözükmese de böyle bir durum ihtimali bile var. 29.900'ü şöyle bırakın yani. Shiba Inu sahiplerinin yüzde kaçı zararda diyor. Tabii zaman zaman bu kar zarar oranları farklı şekilde tekabül ediyor ve karşımıza çıkıyor, değil mi? Özellikle ayı sezonlarında belli bir noktada kar zarar oranı, işte zarar edenler inanılmaz derecede, tutulan miktarlar artıyor. Aynı seviyelerde belli bu süreler geçtikten sonra kar oranlarının arttığını gözlemleyebiliyoruz. Bu da tabii dipten yapılan alımlardan kaynaklı olarak karşımıza çıkıyor. Shiba Inu sahiplerinin yüzde kaçı zararda diyor. Şeye de kal geldi Bitcoin'e bir an. Heh. Shiba Inu sahiplerinin yüzde kaçı zararda? Popüler meme coin fiyatsal anlamda gelecekte nasıl bir yol izleyecek? Tabii bu tartışmalı bir konu. İşte Shiba fiyatları ne olacak, Shiba ne gibi fiyatları görecek tarzında. Hem 2023 için zaman zaman oluyor. İşte zaman zaman boğa sezonu geneli hakkında fiyat tahminleri yapılıyor. Bizim şu anda açık bildiğimiz bir şey var. Tabii ki Shibcoin'in BTC ile birlikte yükseleceği, korelasyonu çok yüksek. Yani boğa sezonuna ayak uyduracağını biliyoruz. Bu bir. İkincisi, daha çok yani asıl yükselişini 2025 yılında, 2024 son çeyrek ve 2025 ilk 3 çeyrekte vesaire yapacağını, yani bir son hareketçi olduğunu, beklenen manuel yakım içinde beklenen tarihin bu olduğunu biliyoruz. Haricinde 3.01 dolar gibi tabii ki fiyat tahminleri var. Bunlar da normaldir. Yani 3.01 dolarlara bu sezon ulaşır mı? Tabii ki bekleyip görmek lazım ama bence rahatlıkla ulaşabilir. 3.01 dolarlar bence Shibcoin'de biraz Bitcoin'in 100 bin dolarına benziyor. Dediğim gibi piyasada her şey mümkün ama bu seviyeler Shibcoin için ben zor ATH seviyeleri olduğunu düşünmüyorum. Son zamanlarda kripto evreni önemli bir oynaklık yaşıyor ve en son yaşanan dalga oldukça olumlu görünüyor. Geçtiğimiz birkaç gün içinde Bitcoin ve Shiba Inu gibi meme kripto paralar da dahil olmak üzere çeşitli kripto varlıklarının önemli kazançlar kaydetmesiyle piyasa ağırlıklı olarak olumlu işaretler gösterdi. Bunlar arasında Shiba Inu yukarı yönlü yörüngesiyle sürekli olarak diğerlerinden daha iyi performans göstererek öne çıktı. Doğru, belli bir noktada ciddi yukarı yönlü gitti çünkü cüzdanlar acayip derecede şişti. Balina aktivitesi pozitif anlamda çok yüksekti ve bu yükselişi önceden böyle tıkır tıkır ada coin misali hareketleyerek gerçekleştirdi. Basın zamanında Shiba Inu günlük %3 artışla 74 pozisyonlarından işlem görüyordu. Şu an en son 83'lerden işlem görüyor. Tabii 81'lere kadar bile düşmüş olabilir Bitcoin'in hareketinden sonra ama hemen girip bir bakayım mesela ne yapmış? O hatta 80'e kadar düşmüş. Baksanıza. Neyse, bu haftalık düşük seviye olan 65.2 dolardan kazanıldı. Meme coin'in haftalık kazancı %8.8 olarak kaydedildi. Özellikle Temmuz başı, bunun ne zaman olacağını bilmiyoruz. 1 Temmuz'da olabilir, 6 Temmuz'da olabilir. Fakat Temmuz ayının başında Shibarium'un geleceğini biliyoruz. Bunu Kusama duyurdu. Doğrudan söylemedi ama alttan alta bunu biliyorsunuz ki söyledi. Tabii bu şartlar altında FOMO etkisi yüksek olacaktır ve adı geçen bahsedilen tarih geldiğinde BTC ile de birlikte çok güçlü yukarı hareketler gerçekleştirecektir. Bunu da unutmamak lazım.
Yukarıdaki grafikte gösterildiği gibi Shiba Inu ayın başından bu yana önemli bir değer artışı yaşadı. RSI bu dönemde Shiba Inu piyasasındaki alım aktivitesinde sürekli bir artışa işaret etti. Şu anda RSI bölgesinin aşırı alım bölgesine yaklaştığı görülüyor. Varlığın fiyatındaki kayda değer artışa paralel olarak ağ içindeki büyük işlemlerde de bir artış oldu. Şu anda büyük işlemlerin hacmi günlük %22,25'lik bir artışı yansıtan 7,38 milyon dolar seviyesinde bulunuyor. Evet. Yani buradan karşımıza çıkıyor ki doğru, balina aktivitesinde de artış var ve ekseri bunlar alım odaklı hareketlerden geçiyor. Bu yükseliş trendinden kazançlı çıkanlar Shiba Inu sahipleri oldu. Sahiplerin önemli bir kısmının karlı bir konumda olduğu göründü. Kayıp yaşayan daha fazla adres olmasına rağmen son dalgalanma birçok yatırımcıyı rahatlattı diyebiliriz. Evet, bu doğru. Ya genelde zaten büyük cüzdanların kar oranı ortalama yüksek. Çoğu karda kalıyor. Acemi yatırımcılar ve küçük cüzdanların zarar oranı çok yüksek. Bu zaten piyasadaki ana döngünün şeyidir. Yani zaten özetidir diyebilirim kriptonun tamamı için. Şiş fiyatlardan acemi traderlar alır. Fiyatlar düştükçe bunları şiş fiyattan aldıkları coinleri satarlar. Fiyatlar düşünce de dip fiyatlardan balina alır. Düşük ortalamayla balina kazanır. Yüksekten alan küçük yatırımcı kaybeder. Bu zaten piyasanın döngüsü bu yani. 78.650 Shiba Inu adresi kayıplara boğuluyor. Into the Blown verilerine göre önemli sayıda Shiba Inu sahibinin şu anda karlılık yaşadığını gösterir. Spesifik olarak Shiba Inu sahiplerinin %36,32'sine eşit olan 48.000'e yakın adres cari fiyata göre karlı durumda. Tamam. Bakın şurada da şey gösteriyor. Tersine Shiba Inu 7 dolarlık bir kayıpla işlem gören %60'a tekabül eden 78.650 adres var. Bu arada yakın zaman içerisinde bunun kar oranının çok ciddi arttığını görebiliyorsunuz. Daha yanlış olmasın, ya dün ya da dünden önceki gün yatırımcıların kar zarar oranını değerlendirmiştik. Ki bence önümüzdeki günlerde, hatta belki birkaç hafta içinde diye de uzatayım, sürekli olarak kardaki kişi ve meblağ oranı artacaktır. Ek olarak %4,14'ü oluşturan 5,47 bin adresin Shiba Inu başa baş noktasında tutması, bu fiyattan tutulan tokenların ne karda ne zararda olduğunu gösteriyor. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.